Ahirette hesap sorulmayan kişiler Sual Enbiya ve evliyadan başka hesap görmeden cennete gidecek kimse var mıdır? Cevap Muhammed aleyhisselamın ümmetinden ehli sünnet itikadında olan müminlerin çoğu hesap görmeden cennete gireceklerdir. Resulullah Efendimiz Allah rızası için ve isteyerek namazını kılan, orucunu tutan, haccını yapan, zekatını veren, hesapsız ve azapsız cennete girer buyurdu. Kıyamette inciden yapılmış minberler üzerinde oturan, yüzleri nur gibi parlayan zatlar görülür. Bunlara peygamberler ve şehitler bile imrenir. Bunların kim olduğu sorulduğunda Peygamber Efendimiz, ülkeleri ayrı ayrı olduğu halde bir araya gelen, Allah rızası için birbirlerini seven ve Allahü Teala'yı anan kimselerdir buyurdu. Demek ki akrabalık hem şehrilik gibi yakınlıkları olmadığı halde, sırf Allah rızası için birbirini seven kimselere ne mutlu. Kıyamette bir grup insan rüzgar gibi mahşer halkının üzerinden geçip cennete girecektir. Bunlar her an ölüme hazır olan kimselerdir hadisi şerifi. Üzerinde bulunan kul ve hak borçlarını ödeyip her an ölüme hazır bekleyen mesut kimseleri bildirmektedir. Peygamber Efendimiz kıyamette çeşitli sıkıntıların olacağını bildirince, Eshab-ı kiram bundan kurtulmanın çaresini sual ederler. Resulullah Efendimiz buyurur ki, Dünyada alimlerin eteğine yapışmaktır. Kıyamet günü Allahü Teala alimlerle zahitleri toplar, zahitlerin cennete girmelerini emreder. Zahitler cennete gider, alimler kalır. Allahü Teala alimlere buyurur ki, Sizleri burada bırakmam, hapsetmek maksadıyla değildir. Zahitler dünyada yalnız kendilerini düzeltmekle meşgul oldular. Ahirette de yalnız kendilerini bağışladım. Fakat sizler dünyada kendinizden başka diğer insanlarla da meşgul oldunuz. Onlara kurtuluş yolunu gösterdiniz. Şimdi size uyanları da yanınıza alıp cennete girin. Alimler de arkadaşlarını alıp cennete götürürler. Kıyamette nurdan kürsüler üzerinde yüzleri ay gibi parlayan zatlar görülür. Herkes hesab ile meşgulken bunlar gayet neşelidir. Melekler bunlara hangi amel sayesinde bu derecelere yükseldiniz diye sorarlar. Onlar da bizim öyle fazla amelimiz yoktu. Ancak beş vakit namazımızı doğru olarak kılar, Resul-i Ekrem'in adı anılınca ona olan sevgimizden dolayı ağlar, Allahü Teala'nın verdiğine şükreder, yoksulluğumuza sabrederdik. Allahü Teala'nın bize olan bu mükafatı iki şey karşılığıdır. Biri dünyaya gönül bağlamadığımız, diğeri de Habibullah'ı sevdiğimiz içindir derler. Hesap sorulmadan cennete gireceklerle ilgili hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle. Cehennemlik yetmiş bin kişi, Osman'ın şefaatiyle hesap vermeden cennete girecektir. Günahlarını hatırlayıp ağlayan, hesap görmeden cennete girer. İlim öğrenen talebe, kocasına itaat eden kadın, ana babasına iyilik eden evlat, peygamberlerle beraber hesapsız olarak cennete girer. Helal olmak şartıyla oruç tutup iftar eden, sahur yemeği yiyen ve Allah yolunda gözcülük eden kimselere yediklerinden dolayı hesap yoktur. Kul, sahur, iftar ve dostlarıyla yediği yemekten mesul değildir aslında herkese hesap sorulacaktır. Fakat kiminin hesabı öyle basit olacak ki buna hesap denmez. Mesela şehitlerin, eshab-ı kiramın hesapları çok kolay olacaktır. Sen sahabeden misin? Sen şehit misin? denecek, o da evet diyecek. Hiçbir sıkıntı görmeden cennete gidecektir.